Merhabalarım, ben Seder ve The Joy of Creation Reborn'a baştan hoş geldiniz. Geçen bölümde Murat'la birlikte Freddy'yi oynamıştık. Bu sefer Bonnie'yi oynayacağız. Gördüğünüz gibi Bonnie bu. Ve ilk kez oynayacağım Bonnie'ye, bakalım nasıl olacak. Kamera açısı bu sefer farklı bir yerde çünkü sol üst tarafta, yani şu tarafta, şey vardı. Ne bileyim, istatistikleri falan yazıyordu. Şu anda bir şey kaçırmayacaksınız yani. Kaç tane aldığınızı yazacak en azından bu sefer. Basement. Balkon diyecektim hazır. Bodrum katı. Yanmış Bonnie. Tamam. Şey ne? Lan. Hocam. Hah. Tamam, 5 tane obje toplayacağız gene. Lan! Hadi kırayım, geliyor! Ah! Bu sefer bu taraftan geliyor. Şerifsiz beni takip ediyor herhalde. Zıplayacağım. Korkuyorum! Ses çok yakından geliyor. Abo. Tamam, 5 tane obje toplayacağız. Ama zamanım kalmadı. Objective failed mi? Objective failed mail değil hocam, bak. Bir tanesi burada değil mi? Yanlış mı biliyorum, anladım. Dur, ilk önce objeleri bir bulalım da. Şapkaymış bir tanesi. İyi. Buraya alışmak birazcık zaman alacak. Okey. Koşmak yok. Koşmak bayağı kondisyonumuzu tüketiyor. Bu obje değil mi yani? Kaç, çekil 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 çekil. Arkamızda adam geliyor. Bunların hepsi objeye benziyor. Toplanabilecek bir objeye benziyor ama değilmiş. Ne oluyor lan? Merhaba. Abo. Okey, tamam. Birazcık daha dikkatli olacağız ama yeni başladığımız için hiçbir şey bilmiyoruz şu anda. Başladığımız yerin çevresine bakacağım ilk başta. Buralarda böyle bir şeyler oluyor genelde. Yani ne objesi ya? Böyle belirli bir şey koyun ondan abi. Obje ne demek ya? Obje ne demek? Lan 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 lan! Hayır 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 hayır! Okey. Okey. Bodrum katı birazcık daha kafa karıştıran bir yer. Bu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Tarafa doğru gidelim. Zaman yok ama. Yeterince zaman yok. Ve burası çok kafa karıştıran bir yer. Ve iki adım koştuk diye bu adam da nefes nefese kaldı. Bu sanırım Freddy'nin daha zor bir versiyonu. Değil mi? Burada obje vardır diye umuyorum. Ama sanırım yok. Okey, sıkıntı yok. Köşeye sıkıştık. Yok, sıkışmadık. Buradan çıkış var. Güzel. Ama zamanımız bitti her türlü. Ya bu ne biçim bir haritadır kardeşim? Şu bitme sesi var ya, ödümü koparıyor. Aa. Bir tane şapka o tarafta var. Tamam, orasını anladık. Ben burada değilim. Ben burada değilim, buraya gelme, başka yere git. Ben burada değilim, buraya gelme, başka yere git.
O ses ne lan? Adamın kucağına koştum. Kucağına. Adamın kucağına koştum. Yine bu taraftan gidiyorum ama ses gelmediği için bu taraftan gidiyorum. Bazen kelimeleri yutuyor olabilirim. O heyecanımdan kaynaklanıyor. Bu ses ne abi? Hey! Hey! Burada bir şey yok. Ofis burası. Burada kağıtlar falan var. Burada bir şey yok. Zaman bitmeden en azından bir obje toplayabildik. Yok burada bir şey. Az ses çıkar biraz. Çok gürültücüsün. Ha. Beni bulamadı, göremedi. Ha. Güzel. Fırsat bu fırsat. Şöyle dolaşıp biraz bölgeleri öğrenelim, değil mi? Freddy posteri var. Güzel. Ya. Bir tane eşya da burada peki. Zaman olayı çok fena ya. Zaman olayı cidden çok fena. Sol taraftan geliyor ses yani sağ tarafta. Sağ taraf güvenli gibi. Derken böyle pat diye karşıma çıkacak. O tarafa gidiş yok zaten. Peki. Geliyor. Ulan bir de çok karanlık. Bayağı bir karanlık. Kaç. Labirent gibi burası. Hiçbir şey anlaşılmıyor ki nereye gittiğim. Nereden geldiğim. Memleket neresi? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Başladığımız kısım karanlık zaten. Olduğu gibi karanlık. Bir süre sonra aydınlanmaya başlıyor da. Saklanalım burada. Bekleyelim. Tarım 3 tane mi eşya topladık? 5 tane mi? Öyle bir şey. Şu tarafta.
Yaklaşıyor iyice. Lütfen gitsen artık. Bir de neden sen yanmışsın? Ne oldu sana? Gidiyor musun? Ben koşuyorum. Koş koş. Hayır! 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 Merhaba. O kızıl gözleri niye sinler senin? O kızıl gözleri niye sinler senin? Öyle. Yeni geliyor. Yeni geliyorlar soldan soldan. Tamam. Sakin ol, sakin ol. Nefesini kontrol altına al. Ne lan? Çıkmaz sokağa girdik. Okey, kaldık burada böyle. Merhaba. Lütfen yanından geç git. Şu anda objelerin nesnelerin nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Eşyaların. Bir eşya bulduk. Bak bak şurada şerefsiz orada. O yüzden tam ters tarafa güvenli bir şekilde gidebilirim bence. Işık da duvarlardan çok parlıyor ya. Bayağı parlıyor. Burası başladığım yer mi sanırım? Nereye gideceğiz şimdi o zaman? Ya baksana hangi aklı başında insan böyle bir bodrum yapar? Kim yaptı abi buranın bodrumunu? Şey kim? Mimar kim? Ya 2 dakika koşmuyorsun ya. Şurada 5 saniye bile koşmuyorsun ya. Sen hemen nefes nefese kalıyorsun. Ne biçim elemansın sen? Bir de buralara giriyorsun hep. Manyak. Madem şey kalkamayacağım bu işin altından neden şey yapıyorsun? İlk başta adımını atıyorsun. Neden giriyorsun evin içine? Bunun story modunda oynamayı istiyorum bunun story modunda ya. Güzel olabilir bence. Lan bir de sadece şu anda benim sesimi duyuyorum ya. Sadece kendi sesimi, o elemanın sesini duyuyorum. İki oldu bu. Burada ne var? Ne biçim bir bodrum bu ya? Hangi manyak insan bodrumuna bu kadar fazla koridor koyar? Hangi amaca hizmet ediyor bu bodrum? Misafirler geldiği zaman kovalamaç mı oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
saklambaç mı oynuyorsunuz? İki tane bulduk şu ana kadar, değil mi? Yani zamanın bittiğini biliyorum ben de. Ama hadi. Five Nights at Mimars koymalılar bu oyunun adına. Biz saçma sapan bir mimar yüzünden çarpıyoruz şu anda. Bütün bu olaylara giriyoruz. Hoş. Bu eleman en başta neden böyle bir yere giriyor onu da anlamıyorum. Herhalde bu da gazeteci falan. Klasik Outlast hikayesi. Aa, burada obje yok. Yandık. Bir de arada sırada ilginç sesler çıkıyor. Hani Foxy'den başka, Bonnie'den başka. Şu anda Bonnie ile mücadele ediyoruz. Yanmış Bonnie ile mücadele ediyoruz. Ignited Bonnie. Aha bak. Garip sesler. Bence karakterimiz delirmiş. Bence bunların hiçbiri gerçek değil. He oldu he. Şu taraftan gitsek daha güvenli olacak gibi. Merhaba. Peki. 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 Aa, başka yoldan gideceğim. Şuradan gideceğim bu sefer. Ağzına tüküreyim. Kapanı kısıldık. Sen burada mısın değil misin? Oo, güzel. Harika. Harika. Gene geliyor bu tarafa şerefsiz. Gene geliyor bu tarafa. Bu oyunun pratik bir yönü yok mu kardeşim? Haritası falan yok mu bu odanın bir? Alfredo posteri. İki oldu. Burası girdiğimiz oda zaten. Şimdi paşa Bonnie'nin yanına gideceğiz. İşte o sağ tarafta. Onda sıkıntı yok. O sağ tarafta geziyor. O zaman biz de sol tarafa gideriz. Korkuyorum. Oyunda hiçbir şey göremiyoruz şu anda. Sadece fenerle ulaştığımız yerleri görebiliyoruz. Aha. Bu da bir eşya herhalde. Beni görmüyorsun şu anda. Beni görmüyorsun şu anda. Hayır. Beni gördü. Lanet.
Olası Bonnie. Beni hep sinir etmiştin zaten ilk FNAF'ta. Deli etmiştin beni, deli deli. Aha. Buradan sol tarafa doğru devam edebilirim bence artık. Tamam ya, sen de hemen gaza gelip şey yapıyorsun. Pretty posteri. Güzel. Bu da hemen soluk soluğa kalıyor ya. Ne biçim ya? Ya madem böyle koşamıyorsun, neden böyle tehlikeli yerlere giriyorsun? Kaçmam gerekiyor diye düşünebilmelisin yani bir noktada. Güzel. Süre bitmeden iki tane şey topladık. O eşya topladık. Belki üçüncüsünü toplar mıyız? Topladık. Dördüncüsünü ve beşincisini toplayamayız büyük bir ihtimalle. Çünkü yerlerini bilmiyorum. Dördüncüyü topladım şu anda. Şu anda dördüncüyü topladım. Vay. Yerlerini yavaş yavaş ezberliyorum. Ben de seni öptüm canım. Ben de seni öptüm. Oo, neyse. Hoşuma gitti bu oyun. Çok hoşuma gitti cidden. Bu oyun cidden çok hoşuma gitti. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Cidden çok güzel oyun. Oynamaya devam edeceğim bunu kesinlikle. Bir de bunun Halloween Edition'ı çıktı. Özel bir şekilde hikaye modu çıktı. Tam sürümü çıktı mı bilmiyorum. Hikaye modu çıktıysa, bittiyse oynarım hikaye modunu. Halloween Edition'da oynayacağım. Chica'yı ve Foxy'yi de oynayacağım. Yani en az bir 3 bölüm daha var. Hikaye modu çıktıktan sonra daha devam edecek. Daha bunları bir de bitireceğim tabii ki. Hani Freddy'de 5 eşyayı topladığım gibi bunlarda da 5 eşyayı toplayacağım. Mesela Bonnie'de de 5 eşyayı toplayacağım. 3 tane toplayabildik süre bitmeden. Daha sonraki videolarda belki baştan deneyebilirim ama ilk önce diğerlerini göstermek istiyorum size. Diğer sistemleri, diğer animatronikleri de göstermek istiyorum. Ondan sonra dönüp tamamlamaya çalışırım. Zaten dediğim gibi Freddy'yi tamamladık. Diğerlerine tamamlamaya çalışırız. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videonun keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta YouTube çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.